Merhabalar, yeni bir tarifle beraberiz. Bu tarifimizde kakaolu ıslak keki çalışacağız. Bu tarifi Almanya'daki YouTube arkadaşımız Selin'in mutfağında gördüm. Oldukça pratik ve lezzetli olduğunu düşündüğüm için kendisinden de onay alarak kendi mutfağımda yapmak istedim. Bizi kırmadığı için kendisine Selin'in mutfağına nezdinizde teşekkür ediyoruz. Öncelikle keki için gerekli olan malzemeleri söylüyorum. Karıştırma kabımızda 3 yumurtamız mevcut. 1 su bardağı unumuz, 1 su bardağı şekerimiz, 1 su bardağı sütümüz, yarım su bardağı sıvı yağımız, 4 yemek kaşığı kakaomuz, 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz mevcut keki için. Sosu için 3 yemek kaşığı kakaomuz, yarım su bardağı şekerimiz, 1 su bardağı sütümüz, yarım su bardağı sıvı yağımız. Sosu için gerekli olan malzemelerimiz de bunlar. Üst süslemesinde de fındık kırığı, Hindistan cevizi ve toz antep kullanacağım. Dediğim gibi Selin'in mutfağına teşekkür ediyoruz. Oldukça pratik ve lezzetli olduğunu düşündüğüm bir tarif. Bakalım biz de kendisi kadar güzel yapabileceğiz mi bunu? Şimdi hep beraber yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak 3 yumurta bulunan karıştırma kabımıza 1 su bardağı şekerimizi bırakıyoruz ve el mikserimizle İyice çırpacağız. İyice köpürene kadar, krema seviyesine gelene kadar. Şu anda yapacağımız işlem bundan ibaret. Gördüğünüz gibi güzelce çırptım yumurta ve şekerimi. Akabinde 1 su bardağı sütümü ve yarım su bardağı sıvı yağımı ilave ederek çırpma işlemine tekrar devam ediyorum. Bu aşamada eleğimizin içine 1 su bardağı unumuzu, 1 paket vanilyamızı ve 1 paket kabartma tuzumuzu bıraktık. Üstüne de 4 yemek kaşığı kakaomuzu bırakıyoruz. Dediğim gibi eleğimizin üstüne bırakıyoruz, bunları içine bırakıyoruz. Ve iyice çırptığımız karışımımıza elekten bu grubu ince ince veriyoruz. Bu ayrıntıyı lütfen atlamayın. Özellikle dikkat edelim. Gördüğünüz üzere incelte incelte eleğimden verdim. Eskilerimiz bu yöntemin daha makbul olduğunu söylerler. Evet, ondan sonra mikserimizle tekrar çırpma işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kekimizin harcını bir güzel çırptık. Kekimizin harcı hazır. Şimdi yağlamış olduğumuz fırına girecek bir borcama kekimize harcını aktarıyoruz. Borcamımızın burada yağlanmış olmasına dikkat edelim. Ayrıntıyı atlamayalım. Gördüğünüz gibi kekimizin harcını aktardık. Şimdi 170 derece fırında alt üst ısıtıcıları açık. Turbosu olanlar turbolarını da kullanabilirler. Isıyı homojen yayma anlamında kullanabilirler. Fırınımıza vereceğiz. Tabii fırının kalitesine, yeniliğine, eskiliğine göre, modernizasyonuna göre kekimizin pişme süresi farklılık gösterebilir. Kekimizin pişmesini takip edeceğiz. Bilahare diğer işlemlere geçeceğiz. Bunun için karıştırma kabımıza öncelikle 1 bardak sütümüzü bırakıyoruz. Akabinde yarım su bardağı
yağımızı yarım su bardağı toz şekerimizi veriyoruz. Çırpıcımız yardımıyla şöyle bir karıştırmanın akabinde ocağımızın ısısını tabii siz gerektiği şekilde ayarlarsınız. Akabinde kakaomuzu bırakıyoruz ve çırparak çırpıcımız sayesinde kaynama derecesine kadar getiriyoruz kakaolu sosumuzu. Gördüğünüz gibi sosumuz kaynama derecesine gelmek üzere fokurdamaya başlıyor. İyice bu da koyulaştığını gösterecektir. Bir müddet daha, kısa bir müddet daha çırpıcımızla karıştırdıktan sonra kekimizin üstüne vereceğiz sosumuzu. Kekimizin üstüne sosunu verdik. Güzelce çekmesini bekleyeceğiz. 1-2 saat civarında demlenmeye, dinlenmeye bırakacağız. Üst süslemelerini yaptıktan sonra da servise, tüketime hazır hale getireceğiz. Kakaolu ıslak kekimizde sona geldik ve böyle bir manzara yarattık. Bu tarifimiz oldukça pratik. Gördüğünüz gibi az malzemeyle çok lezzetli. Görselini de biraz zenginleştirdik. Hem lezzet katması anlamında hem güzel bir görüntü, dekoratif bir görüntü sağlaması anlamında kakaolu ıslak kekimizi servise hazır hale getirdik. Girişte de söylediğim gibi bu tarifi Almanya'daki YouTube komşumuz Selin'in mutfağında görmüştüm. Kendisinden de onay alarak kendi mutfağımda işlemeye çalıştım. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz YouTube macerasında. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Gördüğünüz üzere kekimiz nefis bir şekilde yemeğe hazır vaziyette. Kanalımıza abone olmayı, beğeniye tıklamayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız.